Üçgende benzerlik konumuzun 3. föyüne bakalım. Burada direkt örnekle başlamış. Demek oluyor ki eski bilgilerinize devam edin, soruları çözebilirsiniz demek bu. Hadi bakalım. Şurada oranlar vermiş. Onları yazalım. EBT dersek AE 2T. dc 2M dersek BD 3M. Bizden ne istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. Şimdi hatırlarsanız bir önceki föyde Thales, temel orantı, kelebek benzerliğini görmüştük. Orada şöyle bir şey demiştik böyle yan yana oranları görürsek aklınıza bu arkadaşlar gelsin. Yalnız bu talesi temel orantıyı kelebeği uygulayabilmeniz için paralel olması lazım. Bakıyoruz soruda bir paralellik yok. Demek ki bu ne anlama geliyor? Ben paralel çizeceğim. Peki nereden çizeceğim? Paraleli çizeceğiniz nokta şu oranları belirleyen E ve D noktalarıdır. Bu ikisinden birisinden paralel çizeceksiniz. Peki bu paraleli ne tarafa çizeceksiniz? Nasıl çizeceksiniz? Bu birazcık arkadaşlar tecrübe istiyor. Yani 2 soru, 3 soru, 5 soru çözdükçe siz bunu daha net bir şekilde göreceksiniz. Ama size nacizane şöyle ufak bir tavsiyede bulunayım. Paraleli çizdiğinizde paralelinizin uç noktası boşluğa gelsin. Yani belli olan bir uzunluğa gitmesin. Mesela E noktasından BD'ye şöyle bir paralel çizmeyin. Bakın AD'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizmeyin. Neden? Çünkü bu arkadaş nereye gidiyor? 3M'nin olduğu yere. E 3M'yi kaç kaç parçalayacağım belli mi? Ha bulabilirsiniz belki ama gerek yok. Oraya gitmeyin. Daha kolay bir yer var. Bakın AF'ye gidin. AF'ye gidersek ne olur paraleli? Şöyle bir sıkıntıdan kendinizi kurtarmış olursunuz. AF belli olmadığı için burayı acaba kaça kaç böldü diye bir derde düşmenize gerek kalmaz. Hocam bu çizdiğiniz kesik kesikle çözülmez miydi? çözülürdü. Oradan da çıkar. Hiç problem değil. Ama dediğim gibi hani daha kolay, daha basit edin. Paralelinizin uç noktası yani şurayı olabildiğince boşluğa atın ki orayı nasıl par parçalayacak derdine düşmeyesiniz. Daha rahat edersiniz. Şimdi o zaman bunu buraya attım. Ne oldu? Ha, bakın bir tales çıktı. 2T'nin 3T oranı görüyorsunuz değil mi? 2 tnin 3T oranı eşittir. ET'nin BD oranı. Böylece ET'yi bulabileceğim. Ha B, D niye yazdık ki? BD zaten 3 m T'ler gitti mi? Ha bakın 3'ler de gitti. İşler dışlar 2 m Demek ki ET uzunluğu ne oldu? 2 m Şimdi benden X'i istiyor. Ben buldum. Nerede? Bakın bir de burada ne var? Kelebek var. Ha bu tip sorularda o zaman bir tales yaptıysanız bir kelebek de peşinden gelir. Ya da önce kelebek yaptıysanız sonra onun peşinden de bir tales gelir. Bakıyoruz kelebeğin tabanlarına. 2M'ye 2M yani tabanlar aynı. E tabanlar aynısı o zaman kanatlar da aynı. Bu 12 ise x 12 cevabımız C şıkkı. Şimdi ben bu paralel çizmeyi sevmedim, anlamadım, yapamıyorum diyorsanız vakti zamanında Menelaus böyle bir kural bulmuş arkadaşlar. Ha bu kuralı bilsek bir zararı var mı? Yok. Bilmesek bir faydası var mı? Yok. O da yok. Yani hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir çözüm yoludur biraz daha formülüz olduğu için bazılarınıza daha kolay geliyor. Ya ben bunu aklıma tutarım yaparım diyebiliyorsunuz. Ama tabii ki de ilk yaptığımız çözüm daha sağlıklı böyle paralel çizmek. Sizi çünkü bir herhangi bir formülü ezberlemekten ne yapar? Kurtarır. Cümle devrik oldu ama siz anladınız ben. Şimdi Menalos da şöyle diyor. Şu şekli görüyorsunuz değil mi bakın. Böyle bir şekil var. İster A köşesinden isterseniz de D köşesinden başlayarak Menalos'u yazabilirsiniz diyor. Soru da sorulana göre A ya da D'yi kullanırsınız tabi. Şimdi mesela ne demiş? Bakın DC'nin DC'nin DB oranı. Ha, tekrar başa dönmüş. DC'nin DB oranı. Ha bakın eşittir değil. Normalde taleste ne yapıyorduk? İşte bunun buna oranı eşittir şunun şunu oranı diyorduk, değil mi? Menelaus öyle değil. Bakın bunun buna oranı çarpı sonra devam ediyorum. Bunun ha bunu oranı bakın bir daha başa dönmüyoruz. Demek ki sadece bir kereye mahsus başa dönüyoruz. Sonra devam ediyoruz. Ve bunun da bunun oranı. Bu 3 tane oranın çarpımı 1'e eşittir diyor. Hani isterseniz A köşesinden de başlayabiliyordunuz ya o zaman da şöyle yapacaksınız bakın. A, E'nin A, B oranı. Sonra sırayla gidiyorsunuz. Bunun, bunun oranı bunun da bunu oranı. Şeklinde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Hadi gelin şu birinci soruyu bir de bu formülle çözelim Menaloğuz'la. Siz kararı verin. Neydi? Burası t 2 tydi Burası 2M. Burası 3M ydi. Doğru mu? Şimdi bakın şeklimiz şu. Menelos yazacağımız şeklimiz şu. Bunu zihninizde tutmanız lazım ama. Şöyle bir şekilde iki tane üçgen bu şekilde girecek. Şimdi bakın A köşesinden başlıyorum. 2T'nin 3T oranı. Başlarken böyle başlıyorduk değil mi? Sonra sırayla gidiyoruz. Çarpı 3M'nin 2M oranı. Çarpı X'in 12 oranı. Eşittir kaç olacaktı? 1. Bu üç oranın çarpımı hep 1'e eşit olacak. Bakalım T'ler gitti. M'ler gitti. Bakın 3'ler gitti. 2'ler de gitti. X bölü 12 eşittir birden. X kaç geldi arkadaşlar? 12 gelecekti. İşte böyle bir kural da var. Ya da ilk yaptığımız gibi paralel çizerek çözmek de var. Benim size tavsiyem ne? Tabii ki de paralel çizerek çözmek. Böyle çözdüğünüz zaman hem geometri görüşünüz de artar. Nereden paralel çizeceğim derken böyle düşüne düşüne ne yaparsınız? Tecrübe kazanırsın. Bu birazcık ezbere kaçıyor. Bir kereye mahsus gösterdim. Aklınızda da bulunsun. Böyle bir şey de karşınıza belki çıkar. ÖSYM yukarıda verir. Aşağıda bir uygulamasını sorar. Aşinalığınızda olsun. Şimdi örnek 2'ye bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Eşitlikler var. Bizden nereye istiyor? AF'nin FE'ye oranını istiyor. Ha bakın Yan yana eşitlikler var. Ben bunu paralelle çözeceğim. Menelaus'ta uğraşamam ben. Bakın yan yana eşitlik görünce ne geliyor aklımıza orta taban. Şimdi bakın AF'nin FE oranı diyor ya ya D noktasından ya da E noktasından paralel çizeceğim. Şimdi ben D noktasından şöyle bir paralel çizebilirim. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Niye? AF'nin FE oranı istiyor ya. AF'yi parçalamayalım. O zaman ne yapalım? Şu D noktasından şöyle bir paralel çizelim. Bakın ne yaptım? D'den buraya T dersek D, T, A, E'ye paralel olacak şekilde çizdim. Şimdi ben şuraya X dersem orta tabandan burası 2X olur mu? Bu arkadaş. Bunun orta taban X, 2X. Şimdi Adana, Ceyhan, Edirne üçgenine bakın. Adana, Ceyhan, Edirne üçgeninde yan yana eşitliklerimiz var mı? O zaman burası 2X. E, buranın tamamı ne olacak? 4X orta tabandan. X'i yani buradaysa buraya ne kaldı? 3x bakın bitti. AF 3x FEx oranlarsak 3. Cevabımız E şıkkı. Burada bir başlığımız var önemli diye. Burada neyi göreceğiz? Benzerlik ve alan arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Şu üçgeni tanıyorsunuz. Tales üçgeni. Ne yapıyorduk? İşte AD'nin AB oranı DE'nin BC'ye oranı diyorduk. Ve bu oranda ne olsun diyorduk arkadaşlar? K diyorduk. Yani mutlaka bu benzerliğin bir oran sabiti vardı. Ona da neydi? K. Bunu şu taraftan da yazabilirsiniz. Artık bunu biliyorsunuz. İşte diyor ki kural. iki üçgenin diyor benzerlik oranı K ise yani şu minik üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı K ise alanlarının oranı K karedir diyor. Ha, normalde neyi öğrenmiştik? İki üçgen benzerse açı ortayları Kenar ortayları Yükseklikleri, çevreleri de aynı benzerlik oranına sahipti. Burada ne diyor? Alanları oranlarsan karesini alacaksın. Yani benzerlik oranı 3 ise alanlarının oranı 9 arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Sadece alana has bir özellik kareyi almak. Şimdi bununla alakalı ilk sorumuzu çözelim. Şöyle olayı bir pekiştirelim. Önce oranlar. AB'ye 5 kat dersek DE neymiş? 3 kat. Biz şimdi şunu biliyorduk değil mi? yukarıdaki minik üçgenle büyük üçgen benzerdi. Neden benzer demiştik? İşte burası alfa ise burada alfa yöndeş açılardan. Bura beta ise burada beta. E şuraya da teta dersek minik üçgen alfa beta teta. Büyük üçgen alfa beta teta. Bunlar ne oluyordu? Benzer. Buna ne diyorduk özel olarak? Tales benzerliği. Nasıl yazıyorduk? İşte bu arkadaşın bunu oranı eşittir. 3K'nın 5K'ya oranı. 3K'nın 5K'ya oranı demek 3 bölü 5 demek değil mi? Demek ki bu iki üçgenin benzerlik oranı kaçmış? 3 bölü 5. O zaman alanlardaki oran ne olacak? Karesini alıyorum. 9 bölü 25. Şimdi burayı can kulağıyla dinleyin. Bu 9 bölü 25'i nasıl yazıyorum? Demek ki yukarıdaki minik üçgenin alanı 9A ise dikkat. Büyük üçgenin alanı 25A. E 9A'sı buradaysa bu aşağıdaki dörtgene ne kaldı arkadaşlar? 16A. Gaza gelip de sakın ha yukarıya 9A, aşağıya 25A yazmayın. Çünkü benzer olanlar üçgenlerdi. O zaman bu alanlar oranı da üçgenlerin alanlar oranı. Yukarıdaki minik üçgen 9A ise büyük üçgen 25A. E 9'u buradaysa aşağıya ne kaldı arkadaşlar? 16A. Şimdi ne demiş bana? Alan D, E, C 18. Ha, bu arkadaşın alanı 18. Demek ki A 2. Bizden A, B, e de dörtgenin alanı istiyor. Yani 16 çarpı 2, 32. Cevabımız D şıkkı. Şimdi i̇şte bununla alakalı bayağı bir soru çözeceğiz. Bu iyice pekişecek. Şimdi demiş ki alan ADG8 G noktası ağırlık merkezi bizden alan ABC istiyor. Madem G noktası ağırlık merkezi bunu uzatalım. Bu bir kenar ortaya olsun. BK, CK eşit işte olsun. O zaman ben şu ABK üçgeninin alanını bulursam 2 ile çarparım ABC'yi bulurum. Neden 2 ile çarpıyorum? Çünkü tabanlar eşit. ABK'nın alanı neyse ACK'nın alanı da o gelecektir. Şimdi acaba şu tabanların oranı yani benzerlik oranı kaç? Bulabilir miyim? E bulurum tabii ki de. Ağırlık merkezini hatırlıyor musunuz? Şurası X iken yukarısı neydi? 2x. Sabit bir 1'e 2 oranı var. O zaman yazalım bakın. AG'nin AK'ye ya oranı yani 2x'in 3x oranı AG'nin AK oranı ne yapıyorum? Tales yazıyorum değil mi? 2x'in 3x oranı. Ha x'ler gitti. Benzerlik oranı bulduk mu? 2 bölü 3. O zaman benzerlik oranı 2 bölü 3 ise alanlardan olacak arkadaşlar? 4 bölü 9. Yani şu yukarıdaki üçgen 4A ise tamamı 9A. Aşağıya ne kaldı? 5A. E 4A'yı 8 vermiş. Demek ki A2. O zaman 5A ne olur? 10. Ha, şimdi şu üçgenin alanı ne geldi? 8 artı 10. 18. O zaman bu yandaki de 18. Tabanlar eşitti çünkü. 18, 18, 36. Cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. Ha, bu sefer tersten gideceğiz. Bakın alanları vermiş. Uzunluğa geçeceğiz. Alan ADE, Burası 4S. Alan D, e, 21, S. O zaman bana alanların oranını söyleyebilirsiniz. Yukarıdaki minik üçgen 4S. Dikkat. Büyük üçgen 25S. Aman ha 21S almayın. Çünkü o üçgen değil. O dörtgen. Üçgenle üçgen oranlanır. E, minik üçgen 4S. Büyük üçgen 4. 21 daha 25S. Yalnız bu alanların oranı. Alanların oranını nasıl buluyorduk? Kenarların benzerlik oranının karesini alıyorduk. O zaman bu alanların oranının kare kökünü alırsam terse gidiyorum. Kenarların benzerlik oranını bulabilirim. 4 bölü 25'in kare kökü kaç? 2 bölü 5. Demek ki minik üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı kaçmış? 2 bölü 5. Yani AE'nin 4'ün AC oranı yazalım. 4'ün AC oranı benzerlik oranı kaç olacak? 2 bölü 5. Ha, i̇çler dışlar yaptık. AC'ne geldi. 5 kere 4. 22'ye böl 10 mu? A, C olmuş. E 4'ü buradaysa E, C'ye ne kaldı? 6. Cevabımız A şıkkı. A, B, C üçgen. Açı ortayımız var. D, E, B, C'ye paralel. Bir oran vermiş. F, C'ye M dersek A, C 2 mi? Ha, şu açı ortayı da vermiş. Hatırlayın. Tabanların oranı kanatların oranı eşit. Doğru mu? Hatırlayın demeyelim. Hatır yapıp şurada hatırlatalım değil mi? Bir şey anlatıyoruz burada. Güzel anlatalım. Şimdi hatır şuydu açı ortay. Şuraya A, buraya B, buraya C, buraya da D dersek. Neydi kural? A'nın C oranı eşitti B'nin D oranı. E şimdi o zaman bakın M'ye 2 M, iki M vermiş mi? E kanatlar 1'e 2 ise şu tabanlar da 1'e 2. O zaman buraya ben N dersem burası ne olacak arkadaşlar? 2 N. Peki hala bunu yazdıktan sonra açı ortayla işimiz kalmadı. Şimdi ne yapıyorum? Talese gideceğim. Benzerlik oranını söyleyin bana. 2N'nin 3 neye oranı? Ha, demek ki benzerlik oranı 2 bölü 3. Alan demiş. O zaman karesini alırsak alanların benzerlik oranı 4 bölü 9. Yani şu minik arkadaş 4 alansa büyük üçgen 9 alan. E, 4 alanı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 5 alan. Bana bir şey vermiş. A, B, F. Ha, büyük üçgenin alanı yani 9 alan 90'mış. O zaman A 10. Benden nere istiyor? Dörtgen alanı yani 5 ayı 50. Cevabımız B şıkkı. 7'ye bakalım. Ha, şimdi burada bir kelebek var. Hocam kelebek var. E olsun kelebekte benzerlik değil mi arkadaşlar? Evet o zaman aynı kural burada da geçerli. Yani yazayım şöyle anlatayım ben size. Mesela burası 2 olsun. Burası da 3 olsun. Kelebek benzerliği var mı? Var. Bu arkadaş buna paralel tabi. E benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Alanlardan olacak o zaman 4 bölü 9. Ha, demek ki burası 4 alansa burası ne olacak? 9 alan. Üstelik bu talesten daha kolay. Thales'ten e dikkat ediyorduk. Alayı 9 a ise 4 a yukarıda ise aşağıya ne kaldı? 5 a gibi. Burada öyle bir şey yok. Direkt benzerlik oranı 2 bölü 3 alanlar 4 bölü 9. 4 a yukarı 9 a aşağı bitti. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki alan AFD, alan BFC oranı 1 bölü 4. Yani buraya A dersek bura neymiş? 4A. Ha, alanlardaki benzerlik çıktı oranı. 1 bölü 4. Peki alanlardaki benzerlik oranı 1 bölü 4 ise kenarlara gitmek için ne yapacağım? İşlemi geriye alacağım. Bunun kare kökünü mü alacağım? 1 bölü 4'ün kare kökü 1 bölü 2. Demek ki bu kelebekte benzerlik oranı 1 bölü 2. Buraya M dersek burası 2M. Ha, zaten 2 m 12 varmış. Demek ki bura kaçmış? 6. Şimdi benden EF istiyor. E buluruz artık arkadaşlar. Gerisi kolay. Neydi? 6'ya 12. Yani 1'e 2 miydi benzerlik oranı? O zaman ben buraya x dersem burası 2x olur mu? Şimdi bakın Adana, Bursa, Denizli üçgeninde bu arkadaş paralel ya Thales yapacağım. Ne diyeceğim? 2x'in 3x oranı tersten Thales yazdım ki birazcık daha değişik olsun zor göründe EF'nin AD 6 oranı. 6 kere 2 12. 3'e böl 4. Demek ki EF kaçmış? 4. Kolay görmek isteseydik nereden yazacaktım? Şuradan değil mi? A, B, C üçgeninde yazacaktım. Şuraya Y dersen burası 2'ye değil mi? Y'nin 3Y oranı bu arkadaşın 12 oranı deyip gene bu arkadaşı 4 bulurduk. Artık size kalmış bir şey. 8'e bakalım. Kelebek var mı? Var tabii ki de bu adam buna paralel çünkü yazmış burada değil mi? Hatta bu arkadaş da buna paralelmiş. Şimdi kelebeğimizi görüyorsunuz. Alanları ne? 3'e 12. 3'e 12 ne demek? 1'e 4. Demek ki alanlarda benzerlik oranı 1 bölü 4. E alanlarda 1 bölü 4 ise al kare kökünü kenarlardan olur. 1 bölü 2. Demek ki buranın alanı A ise buranın alanı ne olacak arkadaşlar? 2A. Şey, alanı diyorum özür dilerim uzunluğu buranın uzunluğu a ise buranın uzunluğu ne olacak arkadaşlar 2a benzerlik oranı kaç çünkü 1'e 2. Şimdi benden nereye istiyor? Alan B, C, de şuraya mı istiyor? Şimdi burası 2A ise arkadaşlar. Ee, burada A ise şöyle yazabilir miyim? Bir sürü çözüm yolu var. En güzeline bakalım. Şuradan yaparız. Buraya B dersek burası 2B değil mi? Hemen çizin şurayı. 2B'ye 12 ise B'ye ne gelecek? 6. Peki şu köşegeni çizince Bursa, Ceyhan, Edirne, Denizli paralel kenarını iki eşit parçaya böldük mü? 12 6 daha 18. Burada 18 oldu mu? Ha benden istenilen dörtgen alanı kaçmış demek ki? 24. Bunu şöyle de görebilirdiniz. Olayı pekiştirmek adına. Şurası 2a, burası a demiştik, doğru mu? E burası 2a ise burada 2a değil mi? Bakın benzerlik oranı 1'e 3. Alanlarda ne olur karesini alırsak? 1'e 9. Demek ki burası S ise tamamı 9 S. Aşağıya ne kaldı? 8 S. E, S 3 ise 8 S kaç? 24. Gene cevabımız C şıkkı. Bu türlü de çözebilirsiniz. 9'a bakalım. Artık buradan sonraki sorular böyle benzerlik, alan, tales hepsi iç içe geçmiş. Karışık tarzda sorular. Şimdi bakalım sorumuza. Diyor ki BA'ya 5 kat dersek AD 2 katmış. DE14 BC16 Benden maviye boyalı üçgenin alanı istiyorum. Neydi kural arkadaşlar? Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. E şu 16'yı taban kabul edersek bize ne lazım? Yükseklik. O yükseklikte mecburen A köşesinden mi gelmek zorunda? BC'yi taban kabul ederseniz yükseklik A köşesinden gelir. Acaba şu arkadaşı bulabilir miyim? Bunu bulabilirsem soru biter. E onu da Thales'ten bulabiliriz değil mi? Şurası 14 değil mi? 5K'nın 7K oranı. Şuna H diyelim yüksekliğimize. H'ın 14 oranı. Sadeleştir. İçler dışlar. 2, 5 kere 2, 10. H kaçmış arkadaşlar? 10. E, taban 16, yükseklik 10. Üçgenin alanı 16 çarpı 10 bölü 2'den 80 gelecektir. Ona bakalım. Aa bu güzel bir soru eşitlikler var. Alan K, G, e, alan ABC B, oranını istemiş bizden. Şimdi yan yana eşitlikler var. Paralellik de var. O zaman bu taraf eşit gidiyorsa bu tarafta ne olacak arkadaşlar? Eşit gidecek. Şu kelebeği görüyor musunuz? Kanatlar birbirine eşit mi? O zaman buraya x dersen bu tabandan olmak zorunda. x olmak zorunda. Şimdi şu üçgen KGE'nin alanını bulalım. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi şuradan şöyle bir dik gelelim. Bu yüksekliğe de ne diyelim? H diyelim. O zaman KGE'nin alanı çıktı. X çarpı H bölü 2. Bölü. Şimdi X ve H türünden alan ABC'yi bulmam lazım. E buluruz. Alan ABC'yi bulabilmemiz için zaten tabanı belli ABC'nin. X değil mi? Bana şu yükseklik lazım. E o da sanki belli gibi. Neden? Ben buraya H dedim mi? E kelebek kanatlar birbirine eşit. O zaman bunu devam ettirsen bu da haş olur mu? Ha demek ki burası haşmış. E eşit aralıklarla gidiyor. O zaman bu da haş. Bu da haş. Ha yüksekliğin oldu 3 haş. Bölü 2. Iki. Bölü 2'ler gitti. X'ler gitti. H bölü 3 H. O da 1 bölü 3 gelecektir. Ya da neydi zaten kural? Tabanlar aynıysa alanlar oranı yükseklikti. Bu arkadaşın yüksekliği H. Bu arkadaşın yüksekliği 3 H. Oranlarsak 1 bölü 3 gelecektir. Gayet güzel bir soru. 11'e bakalım. Ha, şimdi 11'e bakmadan önce şuraya bir not diyelim. Bakın hatır değil not. Bunu ama aklınızda tutun sonra hatır yapıp sık sık hatırlatacağım. Şu eşit aralıklarla çizgiler gitsin. Paralel bunlar tabi. Nasıl gidiyor? Eşit aralıklarla. Yani orta tabanlar falan var. Neydi? Burası x ise burası 2x değil mi? Yazalım hatta. x, 2x. Burası ne? 3x. Burası 4x burası 5x devam edin burası 6x bu şekilde gider arkadaşlar. Eşit aralıklarda gidiyorsa uzunluklarda sırayla gider. x 2x 3x 5x bla 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 bla. Alanlar da arkadaşlar ardışık tek sayılarda gider. Yani bura a ise burası 3a. Burası 5a. Burası 7a. Burası 9a, bura 11a, bura 13a diye şey devam eder gider. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü karşınıza çıkıyor böyle sık sık soruyorlar bunu. Güzel bir şeydir. Bu sistem aklınızda bulunsun. Şimdi bu yandaki soruyla bunun ne alakası var diyebilirsiniz. E, bu yandaki soru bunun aynısı esasında bakın. Şu kısım alınmış bakın. 5, 10, 15 görüyor musunuz? 5'e x deyin. x, 5'e x diyelim. x, 10 ne olur? 2x, 15 ne olur? 3x. Ha bakın şu şu ve şu. Şu kısım alınmış. Doğru mu? E yukarısı yok. E yukarısı yoksa yukarıyı ben tamamlarım. Onu yapmakta ne var? Bakın devam ettirdim. Devam ettirdim. Ha, demek ki bu x, 2x, 3x şeklinde devam ediyor mu? Demek ki bunlar eşit aralıklarla gidiyor. Peki eşit aralıklarla gidiyorsa alan nasıl gidiyordu? Alan da ardışık tek sayılar gidiyordu. A, 3A, 5A. Zaten bana oran soruyor. Alan E, F, C'de. 3A, Alan A, B, F, E, 5A. Demek ki aradığımız oran kaçmış? 3 bölü 5. E hocam şu 5, 10, 12 olsaydı. Yani X, 2X, 3X diye gitmeseydi. O zaman ne yapacaktık? İşte o zaman başka bir çözüm yolumuz var. Onu ileride testlerde var arkadaşlar. Benzeri orada çözeceğiz. Buradaki güzel gitmesinin sebebi 5, 10, 15 verdiği için tam istenildiği gibi alanlarda A, 3A, 5A gitti. Tabi her zaman böyle gideceği anlamına gelmez. Testi bekleyin. 12'ye bakalım. 3, 4, 5 üçgeni. Biliyoruz biz bunu. Alan A, B, e de, Yani şuranın alanı A ise. Alan D, e, C de A'ymış. Bizden X'i istiyor. Şimdi size bir şey diyorduk hatırlıyor musunuz? İç içe geçmiş yan yana sırt sırta vermiş dik üçgenler varsa orada kesin benzerlik var diyorduk. Bakın burada da iç içe geçmiş iki tane dik üçgen var. O zaman burada benzerlik var. Nasıl bulacağız? Alfa beta değil mi? Alfa beta 90. E 90 alfa beta. Aa, minik üçgenle büyük üçgen benzer oldu mu? Oldu. Acaba benzerlik oranı kaç? Bulabilir miyim? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Bakıyorum. Minik üçgenin hiçbir kenarı belli değil. Üstelik bana bir kenar soru Demek ki benzerlik oranını kenardan bulamam. E, i̇lla kenara bakacağız diye bir kaydı yok ki. Alandan da bulabiliriz değil mi? Aa, minik üçgenin alanı ne kadar? A'a büyük üçgenin alanı ne kadar? A, A, 2, A. Demek ki alanlardaki benzerlik oranı ne? 1 bölü 2. Hadi kenara gidelim. Neydi kural? Kenarın karesini alırsanız alanları oranlıyorduk. O zaman alanın oranının kare alırsak kenara gideriz. 1 bölü 2'nin kare kökü ne olur? 1 bölü kök 2. Demek ki minik üçgenle büyük üçgen arasındaki benzerlik oranı kaçmış? 1 bölü kök 2. Şimdi bunu kenarlarda bakalım. Minik de beta kime bakıyor? X'e. Büyük de beta kime bakıyor? 4'e. İşte demek ki x'in 4 oranı 1'in kök 2 oranına eşit olmak zorunda. Çünkü kenarların oranını 1 bölü kök 2 bulduk. İşler dışlar yapak mı? 4 bölü kök 2 eşittir x. 4'ü kök 2'ye bölersek artık büyüdünüz. Direkt cevabı söyleyebilirsiniz bana. 2 kök 2 cevabımız c şıkkı. 13'e bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. ABC dik üçgen, ABD ikizkenar üçgen. Ne güzel. AD ile BD'yi 30 birim vermiş. Ha bakın burada bir bilgi var. Yukarıdaki verilen ABD üçgeninin alanı ABC üçgeninin alanının iki katıymış arkadaşlar. Hmm. Şimdi bakın. İkiz kenar üçgen. Ama önce şu alanları bir yazalım. Şimdi ben şuraya A desem. Buraya da B desem. Bu dik üçgenin alanı ne olur? A çarpı B bölü 2. Bölü 2 atın. Bütün üçgenlerin alanında bölü 2 var çünkü. O zaman bu üçgenin alanı A çarpı B. Peki ikiz kenar üçgende tepeden dik gelirsem. Şu yükseklik bence 2A olmalı. Neden? Nereden vardım o kanıya? Çünkü ikiz kenar üçgenin alanı dik üçgenin alanının 2 katı değil mi? O zaman bu dik üçgenin alanı AB ise ikiz kenar üçgenin alanı 2AB olmalı. E zaten burası B. Demek ki bu yüksekliği ne olacak? 2A. Umarım anlaşıldı. Şimdi buradan nasıl bir ders çıkaracağız? Demek ki şurası A iken bu yükseklik neymiş? 2A. Anlaştık mı? Siliyorum. Çünkü başka yoldan çözeceğim. Yani bu bilgiyi başka şekilde kullanacağım. Şimdi ikiz kenar üçgen. Hiç acımam. Tepeden diki gelirim. Tepeden geldiğim dik kenar ortaya olur mu? Peki yan yana eşitlik orta taban geldi mi? Şimdi ben şuraya ne diyeyim arkadaşlar? M desem. Şurası ne olur? Orta tabandan dolayı 2M gelir mi? Bakın buraya M dersem orta tabandan dolayı burası ne olacak? 2M. Şimdi biraz önce bulduğum bilgiyi hatırlayın. Burası A iken bu çizdiğim yükseklik ne oluyordu? 2A mı? O zaman burası 2M olduğuna göre bu ne olacak? 4M. E, M'si buradaysa buraya 3M kaldı mı? Soru bitti. Zor bir soru. Böyle kolaymış gibi bitti falan diyorum ama bu soru zor bir soru. Şimdi şu kelebeği gördünüz mü? Kaça kaç? 2M'ye 3M. Ha, demek ki 2'ye 3. O zaman ben buraya 3T dersem burası ne olacak? 2T. E, tamamı 5T. 30 değil mi? T kaç? 6. Benden istenilen X 3T değil mi? 6 kere 3. 18. Cevabımız D şıkkı. Sınav Şimdiki zamana göre AYT'de çıkmış bir soru. LYS şimdinin AYT'sine denk arkadaşlar. Onun için bu AYT sınavında böyle bilgi tarzı klasik sorular çıkıyor. Orada da çıkabilir zaten adam da 2016 yılında sormuş. Bakın güzel bir soru. Onun için gene klasik geometrinin önemi de karşınıza çıkıyor AYT'de. İhmal etmeyin. Nasılsa bunlar çıkmıyor, bu tip sorular çıkmıyor demeyin. Bunu sık sık söylüyorum. Çünkü klasik geometri önemli. Önce onu bir sağlam tutacaksınız. Sonra o yeni nesil dediğimiz kolay soruları zaten halledersiniz. 14'e bakalım. 5 kök 2 vermiş. 20 vermiş. Oran var. B, -D -T dersek BC C, 5 de. O zaman burası ne olacak? 4 de. Bizden ABC B, üçgenin alanını istiyor. Buna benzer bir soruyu bir önceki föyde çözmüştüm. Hatırlarsınız belki şöyle 2-3 farklı yoldan çözmüştüm. Şuradan paralel çiz, buradan paralel çizdi. diye. Hatırladığınızı umut ediyorum. Bu da o sorunun alan versiyonu. Yine aynı paralelleri kullanarak bu sefer uzunluk değil. Ne yapacağım arkadaşlar? Alan bulacağım. Şimdi nasıl yapıyorduk? Yan yana oran verdiyse ne yapacak? Aklımıza paralel şey, tales gelecek. Yalnız tales kullanırken paralellik lazım bize. Soruya bakıyoruz paralellik var mı? Yok demek ki biz çizeceğiz. Nasıl olacak o iş? İşte onun 2-3 tane yolu vardı. Bir önceki föyde anlattık onu. Şimdi ben gene aynı şekilde 2-3 farklı yoldan çözmeyeceğim. Bir tanesini göstereceğim. Bakın şunu yapacağım. CA'yı uzatacağım. Buna dik geleceğim. Neden dik geldim? E çünkü burası dik ki. Böylece bu x birbirine ne olsun? Paralel. Ha şimdi temel orantıyı kullanabilirim. Bakın 4T karşısında ne var? 20. 4'e 20. 5 katı. O zaman T ise karşısında ne olacak? 5 katı 5. Bakın 4T'ye 20. T'ye 5. Peki burası 5. Burası 5 ise burada 5 olmaz mı? A, A, A kök 2. Hatırlıyorsunuz değil mi o kural? Ha, şimdi benden istenilen bu yeşil renkli üçgenin alanı çıktı. Ben gördüm. Nasıl gördük? O 20'yi taban kabul ettiniz mi? Bakın bu 20'yi taban kabul edin. Karşısındaki B köşesinden inen bu dik yükseklik olur mu? Ha, taban 20, yükseklik 5 bölü 2. Yani 50. Cevabımız C şıkkı o memleket sorusu. Diyor ki gerçekte 2800 km kare yüz ölçümüne sahip olan Çorum ili. 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada kaç santimetre kare olarak gösterilir demiş. Şimdi coğrafyada bu sorularla sık sık karşılaşıyorsunuz. Esasında o coğrafyada gördüğünüz harita bilgisi diye anlatılan şey benzerlik konusu. Bir de ben çözeyim. Göreceksiniz ki benzerlikle coğrafya iç içe girmiş. Şimdi şu 1 bölü 2 milyon ölçek ne demek arkadaşlar? Önce size ondan bahsedelim. 1 bölü 2 milyon ölçek demek benzerlik oranı demek. Yani gerçek hayatla haritanın benzerlik oranı 1'e 2 milyon. Haritada 1 santim olarak verilen yer gerçekte 2 milyon santim demek arkadaşlar. Benzerlik oranı kaçmış? 1'e 2 milyon. Yani haritada 1 santimetre olan yer gerçek hayatta ne kadarmış? 2 milyon santimetre. Peki 2 milyon santimetre acaba kaç metre kaç kilometre biliyor muyuz? Sağ olsunlar vermişler. Diyor ki adam 100 bin santimetre 1 kilometre diyor. Ha demek ki 5 sıfır atarsanız santimetreden kilometre ulaşırsınız. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki arkadaşlar 1 santimetre haritada olan şey gerçekte kaç kilometreymiş? 20 kilometre. Ama diyor ki adam uzunluk değil alandan bahsediyor bana. Ha, o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Alan için benzerlik oranının karesini alacağım. Kural öyleydi değil mi? Benzerlik oranı k ise alanlarda oran k kareydi. Aynı şey burada da geçerli. O zaman karesini alalım. 1'in karesi 1. Santimetrenin karesi santimetre kare. 20'nin karesi 400. Kilometrenin karesi kilometre kare. Demek ki bu haritada 1 santimetre karelik alanda gerçekte 400 km kareye tekabül ediyormuş. Peki bizim kutsal memleket 2800 km kare miymiş? Ha o zaman orantıyı yazalım. 1 cm kare 400 km kare ile gösteriliyorsa 2800 km kare yani 7 katı kaç cm kare ile gösterir o zaman? 7 cm kare ile gösterilecektir. Ne yaptık? Doğru orantı değil mi? Bu bunun 7 katıysa bu da bunun 7 katıdır dedik. Demek ki haritada Çorum'un yüz ölçümü 7 cm kare ile gösteriliyormuş. Cevabımız D şıkkı. Bakın ne oldu? Coğrafya sorusu gibi duran bir şey. Esasında bir benzerlik kuralıymış. Benzerlikten faydalanarak coğrafyada bu hesaplamaları yapıyorlarmış arkadaşlar. Değişik. 16'ya bakalım. Bir katlama sorusu. Ne yapıyorduk katlama sorularını hatırlayın. Katlanmış şeklin üzerinde mutlaka orijinalini çiziyorduk. Yalnız bu şekil birazcık yukarıda olduğu için bu orijinali çizmek zor olacak. O zaman ben şöyle yapacağım. Orijinal üzerinde katlanmışı çizeceğim. Nasıl olacak? Bu arkadaş aşağıya doğru katlanmış şuraya gelmişim bakın. Yani şöyle bir şey olmuş. Buradaki A kalkmış oradan buraya gelmiş. Oran var. Buraya K dersek burası 2K'ymış yazıyor. Aynı oran bir de burada var. Buraya M dersek burası da 2M'ymiş. Peki tüm alan 72. Benden ne istiyor? Bu üst üste gelen şu arkadaş var ya. D, E, F, G. Bunun alanını istiyor benden. Ne yaptık? Böylece katlanmış şeklin üzerine orijinalini burada oluşturmuş olduk. Bir şey fark etmez. Peki. Şimdi şu K2, K, M, acaba ne işe yarıyor? Ona bakalım. Şunu hatırlıyor musunuz? Katladığınız zaman uzunluklar katlanıyordu. Yani şu ad 2K ise bu A, D, 2K'ydı. Doğru mu? Peki sadece uzunluklar mı katlanıyordu? Hayır. Açılar da katlanıyordu. Burası alfa ise katlanınca burada ne olur? Alfa. Şimdi bakın K'ya 2K, M'ye 2M. O zaman bu arkadaş buna paralel mi olmalı? Aynı oranda böldüğü için. O zaman paralellik varsa Z de var. Şurası alfa ise Z'den burada alfa olur mu? Peki burası alfa ise yöndeş açıdan burada alfa olur mu? Dikkat alfa alfa x kenar geldi. Demek ki burası k ise burada k mı? E bura 2k'ydı. Burada ne oldu arkadaşlar? K. Ha, demek ki burada aynı şekilde M. M mi gelecek? Ha, güzel oldu bakın. Eşit aralıklarla mı gidiyor? Şimdi bakın tekrar bu arkadaşı geri açtığımı farz edin. O zaman buradaki K şuraya gelecek mi? Buradaki M de buraya gelecek mi? Buraya ne kalacak? M buraya ne kalacak? K. Güzellik dikkatinizi çekiyor mu? K'ya M bölmüş. K'ya M bölmüş. K'ya M bölmüş. Bakın K, K, K. M, M, M. Eşit aralıklarla mı bölmüş? Eşit aralıklarla bölüyorsa ne oluyordu arkadaşlar? Şurada hatırlayalım mı? K, K, K. M, M, M. O zaman ne oluyordu? Buraya S. Buraya 3S. Burada ne oluyordu? 5S. Ha, demek ki tüm alan 9S. E, tüm alan 72 imiş. Demek ki S kaç? 8. Şimdi bana sorulan yer neresi? Ona bakalım. Bana sorulan yer burası değil mi? Peki bunu geri katladığınızda şurası olmaz mı? Ha ortadaki kat yani 3s olmaz mı? Bana onu soruyormuş. 3s 24. Cevabımız B şıkkı. Böylece konu anlatım faslını bitirdik arkadaşlar. Teste geçelim. Ne diyor? Alan ADE buraya 16A derseniz alan DBCE yani şu aşağısı 33A oluyormuş. 33 enteresan bir sayı. Ha benim zaten onunla bir işim yok ki. Şu üçgenin alanı ne? 16'a. Büyük üçgenin alanı ne? 16, 33, 49'a. Demek ki alanlardaki benzerlik oranı 16 bölü 49. Hadi kenarlara gidelim. Kare alırsak kenarlardaki benzerlik oranı ne olur? 4 bölü 7. Demek ki bu üçgenin benzerlik oranı 4 bölü 7'ymiş. Yani 24'ün 24 artı x oranı kenarları oranlıyorum. Eşittir. 4 bölü 7. 4'e böl 1, 4'e böl 6. 7 kere 6, 42 mi? Eşittir 24 artı x'ten. At bu yavruyu bu tarafa 18 değil mi? Umarım doğru çıkarttık. Cevabımız D şıkkı. 2'ye bakalım. Alan A, D, e, S. Alan B, C, D, E, 2, S. Gene bakın. Bu arkadaşın alanı S. Büyük üçgenin alanı 3S. Demek ki benzerlik oranı alanlarda 1 bölü 3. Kenarlarda ne olur? Anlamak için kare kökünü alıyorum. 1 bölü kök 3. Şimdi bana neyi soruyor? AE'nin e AC'ye oranı. Yani şunu sormayalım. Bu arkadaşın bunu oranı. Bu zaten bizim Tales oranı veriyordu. AE'nin AC'ye oranı. Kenarların benzerlik oranı. Yani 1 bölü kök 3. O da eşliğini ile çarpıp bölerseniz. Kök 3 bölü 3. Cevabımız C şıkkı. 2'ye bakalım. 3 alan ADE, Yani buranın alanı 2A ise alan B, C, e de buranın alanı 3A'ymış. O zaman söyleyin bakalım. Yukarıdaki minik üçgenin alanı 2A. Büyük üçgenin alanı 5A. Demek ki benzerlik oranı 2 bölü 5. Al kare kökünü. Demek ki kenarlardaki benzerlik oranı kök 2 bölü kök 5. Eşleniyle çarpıp bölerseniz ne geliyor? kök 10 bölü 5. Demek ki bu üçgenin kenarları arasındaki benzerlik oranı kök 10 bölü 5. E bizim minik üçgenin şu taban kenarı x değil mi? E büyük üçgenin taban kenarı 2 kök 10 değil mi? O zaman x'in 2 kök 10'u oranı bana benzerlik oranını verecek. Yani kök 10 bölü 5'i. Kök 10 dedim bu arada. Kaçtı zannetmeyin. İşler dışlar yapalım. 5x eşittir. Kök 10 kök 10 10. 2 ile çarp 20. E 5x 20'den X 4. Cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. Bu arkadaş buna paralelmiş. Peki D A'ya T dersek b de Burası 2T'miş. Evet. Alan ABC 72 bizden şu dörtgenin gnin istiyor. Ne yapalım? Önce bir kenarların benzerlik oranını yazalım. Bakın uzun paralel kısa paralel. Nasıl gidiyorduk? Uzun kısa B köşesi. Değil mi? Buradan böyle gidiyorduk. Şimdi ne yapacağım? B'den başlayacağım. Tales yazacağım. 2T'nin 3T oranı. İşte bu bana kenarların benzerlik oranı verecek. 2 bölü 3. Bana alanlar lazım. O zaman kare alıyorum. 4 bölü 9. Demek ki yukarıdaki minik yavrunun alanı 4A ise tamamı 9A. E 4A buradaysa buraya ne kaldı? 5A. E 9A kaçtı? 72 miydi? Demek ki A 8. E bana 5A lazım. 40. 40. Cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. Yan yana eşitlikler var. Ne güzel. Alan ABC. 60 boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi bakın yan yana eşitlikler görünce aklımıza ne geliyordu? Orta taban. O zaman şu C'den bir paralel çizelim mi? CT hem FG'ye hem de DE'ye paralel olsun. Şimdi şu Adana, Trabzon, Ceyhan üçgeninde. Bu arkadaş orta taban. K2K. Peki bu orta tabanın olduğu yerde alanlar nasıl gidiyor eşit işte aralıkta? ardışık tek sayılarla değil mi? Ha, burası A ise bura ne oluyordu? 3A. Hatırladık değil mi? Eşit aralıklar. Bura A, bura 3A, bura 5A, bura 7A, bura 9A, 11A diye gidiyordum. İki kısım var. A, 3A. Peki bura ne olacak? Burada mı A, 3A? Hayır. Burayı bilmiyoruz. Burayı B, 3B diye isimlendireceğiz değil mi? Çünkü A'yı 3A dersek yukarıdaki ile aşağıdaki aynı olur. Bilmiyorum aynı olup olmadığını. Bu da B'ye 3B. Şimdi tüm alan 4A artı 4B değil mi? Eşittir 60. Her tarafı 4'e böl. Demek ki A artı B 15. Peki benden istenen 3A artı 3B mi? 45. Cevabımız E. Şıkkı. 6'ya bakın. Ha, şu paralel çizme sorusu değil mi? Oranı yazalım. AF. Buraya 3 kat dersek FD. Burası neymiş? 2 kat. Bizden nereyi istiyor arkadaşlar? Ece'yi istiyor. Şimdi bakın. D noktasını bence kullanmalıyım. Neden? Yan yana eşitlik var. Orta taban. Şimdi D'den BE'ye paralel. Şöyle bir paralel çizebilirim. Yalnız bu paralelin ucu nereye gitti? Ece'ye. Ece'yi sormuş mu bana? Ne demiştim? Size sorulan yere paralelin ucunu götürmeyin. Uzunluğu belli olan yere paralelin ucunu götürmeyin. Çünkü orada parçalama yapmanız lazım. Sakat mevzu. Hiç oraya karıştırmayın. O zaman sil. Böyle olmaz. 2k 3k. Esasında olur. Olmaz diye bir şey yok da zahmetli olur. Boş verin. Ne yapalım o zaman? Şu BF belli mi bakın? BF belirsiz uzunluk değil mi? O zaman oraya salla paralel. Ne yapacağım? AC'ye paralel çizeceğim. Ha, şurası T. Hocam burası kaça kaç? Ya bana ne hiç beni ilgilendirmez. Çünkü BF uzunluğu belli değil ki kaça kaç böldüğünü merak edeyim. Peki ne oldu ben buraya paralel çizince? Şurada bir kelebek oldu bakın. Boyayınca göreceksiniz. Gördünüz değil mi kelebeği? Kaça kaç 3'e 2. 3'e e 18. 3'e 18. 6 kat. 2'ye 12. Demek ki DT kaçmış? 12. Peki bu DT bu arkadaşa paralel değil miydi? O zaman bu yan yana eşitlik de var. Bu DT bizim EC'nin orta tabanı olmaz mı şu üçgende? Ha, DT 12 ise EC 24. Cevabımız C şıkkı. K2K kuralı değil mi? Orta taban. Evet. Diğer testimize bakalım. 4'ü 6'yı vermiş. Alan D, e, C. Alan A, B, E, D. Oranı nedir demiş. Şimdi iç içe geçmiş iki tane dik üçgen var. Ne diyorduk? İki tane dik üçgen iç içe geçtiyse orada benzerlik vardır. O zaman şuraya alfa beta diyelim. Benzerliği bulalım. Alfa beta, 90. E, 90 alfa beta. Hakikaten minik üçgenle büyük üçgen benzer çıktım. Benzerlik oranını bulabilir miyim? Tabii. Alfa kaça bakıyor? 4'e. Alfa kaça bakıyor? 6'ya. Ha 4 bölü 6'dan benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3. Ama bana alanlar lazım. O zaman karesini alalım. Alırsak karesini alanlarda benzerlik oranı ne oluyor? 4 bölü 9. Yani bunu nasıl yazacağız? Temizle. Şu minik üçgenin alanı 4A ise büyük üçgenin alanı bakın büyük üçgenin alanı 9A. E 4A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 5A. Lütfen buraya 4A yazıp gaza gelip de şuraya 9A yazmayın. Yazanları gördüm. Çok üzüldüm. Siz yapmayın. Ne diyoruz? Üçgen ne? Üçgen benzer. O zaman bu üçgenin alanı 4A ise büyük üçgenin alanı 9A. E 4A buradaysa buraya ne kaldı? 5A. Ne diyordu? Alan DEC 4A. Alan ABE de 5A. Oranla 4 bölü 5 cevabımız Adana gelecektir. 2'ye bakalım. Kelebek var. 8 bölü 72. 8 bölü 72. 8 bölü 72. Sadeleşti 1 bölü 9 mu? Ha, alanlarda benzerlik oranı 1 bölü 9. Hop kare kökünü aldık. Kenarlarda benzerlik oranı ne oldu? 1 bölü 3. Demek ki buraya ben T dersem. Burası 3 Anlaştık. Buraya M dersem. Demek ki burası ne olacak? 3 M. Okey. Demek ki buraya N dersem. Burası ne olacak arkadaşlar? 3 ne? Böyle bilerek yazıyorum ki kelebeğin her tarafındaki oran 1 bölü 3. Onu görün. Şimdi mavi yeri bulmak için acaba bu oranlardan hangisini kullanmalı? Hangisi? N'ye 3 N'ye değil mi? Bakın 3 N'nin yukarısındaki bu alan 72 mi? O zaman N'nin yukarısındaki bu alan 24. İyi de burası acaba kaça kaç? Ne diyordu temel orantı? Bir taraf nasıl bölündüyse o tarafta karşı tarafta öyle bölünür. E, N'ye 3 mi demiş? Demek ki buraya A dersek burada ne olacak? 3A karşılıklı aynı oran. O zaman buranın alanı S ise buranın alanı ne olur? 3S. A'ya S, 3A'ya 3S. Ha şurası 4S. Biraz önce 24 mi demiştim ben? Nasıl demiştik? 3N'e 72 ise N'e 24 demiştim. O zaman 4 4S 24'ten S 6. Bizden istenilen yalnız 3S 18. Cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. Gene bir kelebekler var. 6, 18 bizden tüm üçgenin alanını istiyor. Şimdi bakın 6, 18. O zaman buraya K dersek burası 3K. Hocam direkt nasıl yazdınız böyle oran benzerlik hani kare kare kök falan alıyorduk. Aman ha gözünüzü seveyim. Onunla bunun hiçbir alakası yok. Karıştırmayın. Bu K'ya 3K ne? Alanlarla taban orantılıdır kuralı değil mi? Şu üçgene bakın. Bu üçgen alanı 6. Bu üçgenin alanı 18. 3 kat. O zaman bunun tabanı K ise bunun tabanı 3K. Bunun benzerlikle hiçbir alakası yok. Bu alanla alakalı bir şeydi. Neydi? Alanlar tabanlarla orantılıydı. Anlaştık. Siliyorum. Şimdi o zaman buraya K buraya 3K'mızı yazalım. E, kelebek var. Denizli, Edirne, Fatsa, Bursa, Ceyhan. Yani şurada kelebeği görüyorsunuz. O zaman buraya t dersem burada ne olacak arkadaşlar? 3t. Şimdi bakın 3t yukarıda ne var? 18. O zaman t yukarıda ne olacak arkadaşlar? 6. 3t'ye 18 t'ye kaç gelecek? 6. Bakın şöyle net yazayım rahat görün. t 3t şuraya da k buraya 3k mı demiştik? <laughs> 3t bura 18. O zaman t'ye ne gelecek? 6. Şimdi bu tarafa bakın. 3T 6 ise T ne gelecek arkadaşlar? 2. Şimdi buraya M dersem burada 3M değil mi? Benzerlik oranı M 3M 1 bölü 3 mü? Alanlarda ne olacak? Karesini alırsak 1 bölü 9. Peki bu alanlar neresi? Şuranın alanına S dersek demek ki tamamının alanı ne olur arkadaşlar? 9S. Aşağıya ne kaldı? 8S. Orası belli zaten. 18 12, 30, 32. Demek ki S'de kaçmış? 4. Benden nere istiyor? Bütün alan istiyor. 32, 4 daha 36. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. G ağırlık merkezi. Alan ABC 54. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi madem G ağırlık merkezi verilmiş. Şunu şöyle bir çizelim. Bu AK ne olacak? Kenar orta. Yani BK CK birbirine eşit olacak. E, tüm alan 54 diye demek ki 27, 27 bölecek. Ağırlık merkezin özelliği neydi? Buraya x dersek burası 2x mi oluyordu? Şimdi bakın sol taraftaki Adana, Bursa, Kastamonu üçgeninde benzerlik oranı. 2x bölü 3x. Yani 2x bölü 3x ne demek arkadaşlar? 2 bölü 3. Alanlardan olur karesini alırsak 4 bölü 9. Demek ki buranın alanı 4s ise tamamı 9s. Buraya ne kaldı? 5S. Ne demiştik? 54'ü 27, 27 mi demiştik. E, 9S eşittir 27'den. S 3. 5S lazım. 15. Cepte. Şimdi gelelim bu tarafa. Buradaki benzerlik oranına bakın. X'in 3X oranı. X'in 3X oranı. Yani 1 bölü 3 mü? Karesini alın. Alanlardan olacak? 1 bölü 9. O zaman burası S ise tamamı 9S. Buraya ne kaldı? 8S. E tamamı 9S 27 değil miydi gene? S ne geldi arkadaşlar? 3. Burada 3'müş. 15 şurasıydı. 3 de buradan geldi. 18. Cevabımız C şıkkı 5'e bakalım. A, E, T dersek E, C, 2, T sarı bu üçgenin alanını istiyor bizden. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir kural öğrendik biz. Bir üçgen açı ortay var burada. Üzerinde bir nokta alıp kollara dikler gelirseniz bu dikler birbirine eşit. Bu kanatlar da birbirine eşitti. E dikler eşit, kanatlar eşitse demek ki bunun alanı da bunun alanına eşittir. Şimdi bakın açı ortayı görüyorsunuz. Üzerindeki E'den bir dik gelmiş. D'ye. O zaman ben de bu tarafa bir dik gelirsem o sarı üçgenin alanı artık ne olur arkadaşlar? Buraya eşit olur mu? Ha, buranın alanı bulursak soru biter. Peki buranın alanı nasıl bulabiliriz? Hemen bakalım. Orası kolay. İki tane Thales de işin içinden çıkarız. Şimdi bakın önce temel orantı yapalım. Thales değil de. T karşısı x. 2T karşısı 2x. E, 3x 6'dan x 2. Demek ki burası 2. Burası 4 diye parçalar mı? Peki 2'nin 3'ü oranı. Yani 2T'nin 3T'ye oranı. Eşittir. Şu arkadaşın y diyelim oraya. 12 oranı değil mi? T'ler gitti. 24 bölü 3'ten burada 8 geldi mi? Şimdi bana şu üçgenin alanı mı lazım? Dik üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2. 4 kere 8 32. Yarısı 16 gelecektir. Bakın değişiklik oldu. Böyle çözdük. Bunu şöyle çözebilirdik. Benzerlik oranı 2 bölü 3 değil mi? Alanlarda ne olur? 4 bölü 9. Demek ki buranın alanı 4A ise tamamı 9A. Zaten tamamı 12 çarpı 6 bölü 2 değil mi? A'yı bulur. Sonra da 4A'ya geçebiliriz. Fark ettiyseniz Föylerde ilerledikçe bir soruya dair çözüm yolu sayımız da ne yapıyor? Artıyor. Ne kadar çok bilgi birikiminiz olursa arkadaşlar soruları da çözme yolunuz o kadar farklılaşıyor. Geometri biraz da böyle bir bilim. Yani birikerek ilerleyen bir bilim arkadaşlar. Mesela senenin başında herhangi bir soruyu bir farklı yoldan çözebilirken hatta bazen çözemezken sene sonuna doğru o aynı soruyu iki farklı yolla, üç farklı yolla çözebildiğinizi göreceksiniz. 6'ya bakalım. Ya yani şu Menelaus yazılacak şey ama biz Menelaus sevmiyorduk. Paralel çizerek çözüyorduk. Böyle bir soru. 16 4, 16. EF'nin BF oranı. Bu arkadaşın bunu oranı. Ne yapalım? E noktasından paralel çizelim mi? Artık nereye paralel çizeceğinizi biliyorsunuz değil mi? Paralelinizin ucu boşluğa gelecek. Nereye çizelim o zaman? Şu FC'ye doğru çizelim bakın. Hop şöyle çizelim. Yani bu ET bu arkadaşa paralel olsun. Şimdi ne yapalım? Önce Ceyhan Adana Denizli üçgeninde bir Tales yapalım. 16'nın 20 oranı eşittir ET'nin 10 oranı. Gördünüz değil mi Tales'i? Buradan ne geldi? Sadeleştirdik. 16 bölü 2'den ET 8 mi geldi? Ha, şimdi şu kelebeği görüyor musunuz? İşte EF'nin BF oranı EF'nin BF oranı e, 8'in 6'ya oranı. Yani 4/3 bölü 3, cevabımız C şıkkı. Evet bir sonraki testimize bakalım. Oran var. EB'ye x dersek AE 2x bu üçgen ikiz kenar üçgenmiş. 4'ü 6'yı vermiş bizden alan ABC'yi istiyor. E madem ikiz kenar üçgen tepeden dik gelelim. mi Tepeden dik geldiğimiz zaman bu 6'yı 3 3 bölecek miyiz arkadaşlar? Peki bura 90 bura 90 olduğuna göre bu dik buna paralel oldu mu? O zaman burası 4 ise bakın 3 3 yan yana eşitlik orta tabandan burası 2 gelir mi? Peki şu kelebeği görüyor musunuz? 4 o zaman burası kaç olacak? 8. Neden? X'e 2 X. 1'e 2. O zaman 4'e 8. Ha şimdi ABC B, üçgenin alanını mı istiyor? Soru bitti. Taban 6. Yükseklik 10. 6 çarpı 10 bölü 2. Yani 30. Cevabımız C şıkkı. 2'ye bakalım. 8'i 30'u vermiş. Bizden boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi boyalı bölgenin alanı A diyelim mi? Şimdi bakın. Şuraya X desem. Şuraya da de Y desem üçgende alanda bir kural öğrenmiştik biz. Neydi o kural arkadaşlar? Şu ADC üçgeninde alanlarla tabanlar orantılı diyorduk. Yani 8'in A'ya oranı, X'in Y'ye oranı eşitti. Bu neydi? Benzerlik değil bu. Üçgende alan kuralıydı. Alanların oranı, tabanların oranı eşitti. 8'in A'ya oranı, X'in Y'ye oranı. Peki benzerlikte neyi görmüştük? Temel orantı görmüştük. Karşılıklı parçalar orantılıydı. Şimdi bu arkadaş buna paralel ya. O zaman bu x'in karşısına xk dersem y'nin karşısına olacak yk. Şimdi bir de bu taraftan şu alandaki oranı yazalım. Bakın nasıl yazacağım. Dikkat edin şuraya. Bu arkadaşla bu arkadaşı kullanacağım. Ne diyeceğim? 8 artı a'nın 30 oranı eşittir xk'nın yk oranı. E k'lar gidince x bölü y oldu mu? E burada x bölü y. E, sağlar eşitse sollarda birbirine eşit. Yani 8'in a oranı eşittir. 8 artı a'nın 30'u oranı. Hadi işler dışlar. 30 çarpı 8 240 eşittir. A çarpı 8 artı a mı? Aman ha dağıtıp da ikinci dereceden denklemle falan uğraşmayın. Şıklardan gidin. C şıkkından başlayın her zaman. Fazla gelirse küçüklere gidersiniz. Az gelirse büyüklere gidersiniz değil mi? C'de ne var? 12. Yazalım ne geliyor? 12 çarpı 20. Çok şanslısınız. 240. O zaman cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruyu çözmeden önce bir hatır yapacağım gene. Alanda görmüştük. Neydi o? Paralel iki tane doğru verilsin. Bunların arasına bir tane üçgen çizelim taban paralellerden herhangi birisinin üzerinde olmak üzere. Kural şuydu. Bu tepe noktasını buradan alıp buraya taşırsanız bu ilk üçgenin alanı ile bu ikinci üçgenin alanı birbirine eşitti. Şimdi bakın DE'nin AC'ye paralel olduğunu vermiş mi? O zaman bu F noktasını buradan alıp şuraya taşısam Artık oranın alanı 16 ise bunun alanı da kaç gelecektir? 16. Şimdi şeklin daha güzel gözükmesi açısından ben şuraya sıfırdan çizeyim. Şöyle bir üçgen değil mi? A, B, C. Şuradan bir D'ye doğru gitmiş. Burası 8. Ben de kaydırdım alanı. Burası 16 oldu mu? Pekala süper. Şurası da ne? E'di. Şimdi 8'i 16 görüyorsunuz alanları. O zaman ben buraya X dersem burası ne olacak? 2x. Ne diyordu temel orantı? Karşılıklı parçalar orantılıdır diyordu. E bu arkadaş buna paralel ya. O zaman x'in karşısına y dersem 2x'in karşısı 2 olur mu? Şimdi dikkat edin. 8'in şey y'nin yukarısında ne var? 8, 16 daha 24 var. O zaman 2 y'nin yukarısında ne olacak? 48. E 48, 24, 72. Cevabımız e şıkkı. 4'e bakalım. Ha, bu güzel bir soru. 8'i 4'ü 6'yı vermiş. Bizden yeşil bölgenin alanını istiyor. Şimdi şu birbirine eşit alakasız yerde iki tane açı var. Onları bir harflendirelim. Bakalım ne olacak? Alfa alfa değil mi? Şimdi şuraya beta desek. Büyük üçgene dikkat edin. 90 alfa beta. demek ki alfa artı beta 90 oldu mu? O zaman bura alfa. Bura beta ise buradan olacak arkadaşlar. 90. E, 90 alfa buradan oldu beta. Bakın iç içe geçmiş dik üçgenler var. Burada benzerlik var değil mi? Olmak zorunda ki gördüğünüz açılar aynı benzer. Şimdi dikkat edin. A, B, C üçgeninde hipotenüs yani 90'ın karşısını bulabilirim. Nasıl? Öklitten. Dikten dik gelmiş mi? Ha burası 4 ise H kare eşittir. K çarpı P. 4'ü karesi 16. 8 çarpı 2. Bakın 90'ın karşısı yani hipotenüsümüz kaç geldi? 10. Peki Bursa, Edirne, Denizli üçgeninde de 90'ın karşısı yani hipotenüs 4, 6 daha 10 değil mi? E bu üçgenlerin açıları aynı ve üstelik hipotenüsleri de aynı. O zaman bu üçgenler artık ne oldu? Eş. Eş üçgenlerin benzerlik oranı kaçtı? 1. Bir. Yani birebir benzer aynı bunlar. O zaman alanların oranı da ne olur? Aynı birebir olur. Ha, demek ki bu Adana, Bursa, Ceyhan üçgeninin alanı ile Bursa, Edirne, Denizli üçgeninin alanı aynı. Yani buranın alanı A ise hatta niye A diyorum ki ne gerek var. Oranın alanı 4 kere 8 32 yarısı kaç? 16. Buranın alanı 4 kere 2 8 yarısı kaç? 4. Bakın ABC üçgenin alanı kaç oldu? 16. 4 daha 20. O zaman BED üçgenin alanı da 20. E 4'ü buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 cevabımız E şıkkı. 5'e bakalım. Aa bu güzel bir soru ama eziyet bir soru. Fakat güzel de bir soru ama eziyet bir soru. Şimdi bakın 8'i 12, onu vermiş. D noktası iç teğet çemberin merkezi. Hatırlayalım. iç açıortayların kesim noktasına iç teğet çemberin merkezi diyor. Demek ki D noktası iç açıortayların kesim noktası ve paralellikler de varmış sağ olsun. DEF üçgeninin alanının ABC üçgenin alanına oranını istiyor bizden. Şimdi aklınıza şu gelmesin. Alanlar oranını sorduğu zaman hocam şunun alanı bulalım, bunun alanı bulalım, birbirine oranlayalım. Bu gelmesin aklınıza. Alanların oranı soruyorsa genellikle orada benzerlik vardır. Onu kullanmanız içindir. E paralellikler de olduğuna göre Burada benzerlik yapılabilir. Ama önce şu D noktası iç T çemberin merkezi diye onu bir kullanalım. Şimdi hatırlar mısınız? Size bir sır varmıştım ben. Bu sırdı bakın. Açı ortayın olduğu yerde eğer paralellik varsa orada kesin ikiz kenar vardı. Şimdi bakın onu bir daha hatırlayalım. BD'yi çizelim mi? Burası ne olmak zorunda? Açı ortağı. Çünkü D noktası iç T çemberin merkezi. Peki bu arkadaş buna paralel miymiş? Z'yi görüyor musunuz? O zaman ben buraya alfa alfa dersem z'den dolayı burada alfa olur mu? Ha, demek ki burası x ise burada ne olacak arkadaşlar? x. Anlaşıldı. Hatırladık. Süper. Şimdi bu taraftan çizelim bunu. Bu arkadaş gene ortay mı? Beta beta dedik mi? E paralellik var. O zaman gene z'den. Bura beta ise burada beta. İkiz oldu mu? y. Y. Tamamı 10'du. Buraya ne kaldı? 10 eksi x eksi y. Şimdi Benzerlik oranını buldum. Nasıl buldunuz hocam? Hiçbir kenar belli değil ki. Ne diyorduk? Benzerlik oranı sadece kenarların oranı değil. Yüksekliklerin, açı ortayların, değil mi? kenar ortayların, çevrelerin oranı bize aynı zamanda benzerlik oranını veriyordu. Bana şu minik üçgenin şöyle bakın fosforlu yeşille boyadığım üçgenin çevresini söyleyebilir misiniz? Tabii ki de bu kenar x. Bu kenar y. Bu kenar 10 eksi x eksiye. Bakın o içerideki minik üçgenin çevresi meğerse kaçmış 10'muş. Peki büyük üçgenin çevresi e, 8 12 10 o zaten belli. 30 değil mi? Demek ki bu iki üçgenin çevreler oranı kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 3. İyi de hocam bunların siz benzer olduğunu nereden çıkardınız? E, o gözüküyor. Bu arkadaş buna paralel değil mi? O zaman iki burada 2 alfa ise burada 2 alfa. Bu arkadaş buna paralel değil mi? Burada 2 beta ise burada 2 beta. O zaman buraya teta derseniz haliyle burada teta. Bunlar ne oldu? Benzer. Orada bir sıkıntı yok. Ha şimdi çevrelerin oranı 1 bölü 3 mü? Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 3. Ama benden alanlar oranını istiyor. Alın karesini 1 bölü 9. Cevabımız C şıkkı. Güzel soru ama eziyet bir soru. Evet 3'ü 5'i vermiş. Bu arkadaşın alanı A iken bu arkadaşın alanı da A imiş. Bizden X'i istiyor. Ha, şimdi Föy'de hatırlıyor musunuz? Eşit aralıklarla giderse alan S, 3S, 5S, 7S diye gidiyor demiştim. Hatırladınız mı? Eğer eşit aralıklarla gitmezse de onun benzer soru testte var demiştim. Eğer baştan sona Föy'ü dinlediyseniz hatırlayacaksınız. İşte o soruya geldik arkadaşlar. Yalnız bunu yukarıya benim tamamlamam lazım şöyle. Bunu böyle yapınca yukarıda birleşmiyorlar, gözükmüyor. Onun için şöyle bir kenara çizeyim ben size. Daha güzel bir şekilde. Bilgisayardan daha güzel çizerim ben. Evet. Şurası kaç x? Bura 3, bura 5. Buranın alanı A, buranın alanı da neydi? A mıydı? Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar öncelikle bu yamuğu mutlaka üçgene tamamlıyoruz. Uzattım. Uzattım. Şuraya B diyelim mi arkadaşlar? Artık şu B'nin B artı 2 ay oranını bulabilirim. B'nin B artı 2 ay oranını bulabilirim. Yani şu minik üçgenin büyük üçgeni oranını bulurum. Nasıl buluruz? E tabanları belli. Buraya 3, Bura 5 değil mi? Ha benzerlik oranı kaç? 3 bölü 5. Alanlarda ne olur o zaman? 9 bölü 25. Ha içler dışlar yaparsak demek ki 25B eşittir 9B artı 18A'dan. Bunu bu tarafa atarsak arkadaşlar ne geliyor? 25'ten 9 çıkarsa 16 mı? 16B eşittir. 18A geldi mi? Yani ben bunun alanını e, sadeleştireyim önce. 8'e 9. Ben bunun alanına B'ye 9 s dersem A'lar ne oluyormuş arkadaşlar? 8 s. Ha demek ki burası 9 s. Burası 8 s. Burası da neymiş? 8 s. Var mı sıkıntı? Yok. Ama benden ikisi istiyor. O zaman onu da bulmak için şu üçgenden faydalanalım. Bakın siyahla göstereyim. Şu üçgenden faydalanalım. Taban ne? 3. Taban ne? X. O zaman benzerlik oranı 3 bölü X. Alanlardan olur karesini alırsak 9 bölü X kare. Peki oran ne arkadaşlar? 9 e s 17 S. S'ler gitti mi? 9'lar da gitti. Ha, X kare 17'den X kaçmış arkadaşlar? Kök 17. Zor bir soru mu? Evet. Eziyet mi? Evet. Zaten ileri düzey testi bir sıkıntı yok. Ama değişik de bir soru. O zaman üniversite sınavında hani bu tipte bir soru çıkarsa sanki buradan değil de daha çok bu S, 3S, 5S, 7S gidiyor diye böyle güzel güzel. Sanki oradan soru çıkma ihtimali buna göre daha yüksek gibi. Ama bu da aklınızda bunun Ve en sevdikleriniz yeni nesil sorular. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Gene bir tane proje sorusu bir satış ofisinde maketten ev almayı düşünen bir müşteri dikdörtgen biçimli dairenin katalog planının katalog planının 1 bölü 250 oranında küçültülerek hazırlandığını görüyor. Yani benzerlik oranı 1 bölü 250. Plan üzerinde uzunluğu verilmeyen x kısmını hesaplamak için bu dairenin gerçek alanını satış temsilcisine sorduğunda 320 metrekare olduğunu öğreniyor. Buna göre uzunluğu verilmeyen x kısmını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu maketin alanını bize hesaplayabiliriz. Dikdörtgen. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bunu bize ta ilkokulda öğretiyorlardı. Bu kenar kaç? 16. Çarpı diğer kenar kaç? X artı 2. Bu bizim maketin alanı. Şimdi benzerlik oranı kaç? 1'e 250. O zaman alanlarda ne olur arkadaşlar? Karesini alırsam 1'e 250'nin ne yapacağım? Karesini mi alacağım? 1'in karesi 1. 250'nin karesi ne yapıyor arkadaşlar? 625. 2 tane 0 yaparsak 1 bölü 62.500 gelecek mi? Ha, o zaman bu minik arkadaşın alanını gelir. 62.500 ile çarparsam neye eşit olur? Gerçek alana. E, gerçek alan ne arkadaşlar? 320. Yalnız bu 320 metrekare. Ha o zaman benim ne yapmam lazım? Bunu santimetre kareye çevirmem lazım. Ne? Çünkü bunlar santim püründen. Ha ne diyor? 1 metrekare içinde 10.000 santimetre kare mi demiş. Onu da vermiş sağ olsun. Ya yani ne yapacağım sonra? 4 tane sıfır mı ekleyeceğim? 1, 2, 3, 4. İşte bitti. Buradan sonrası artık amelelik. Yani ne yapacağız? Matematiksel sadeleştirmeler falan falan. Önce şu 2 tane sıfırla bu 2 tane sıfır atalım Hatta 16 ile 32'yi sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. Ne oldu şimdi? 2000 mi kaldı? 5'e bölelim. 125. 2000'i 5'e bölelim. 400. 5'e bölelim. 25. 5'e bölelim. 80. 5'e bölelim. 5. 5'e bölelim. 16. Dağıtalım. 5x artı 10 eşittir 16'dan. Ha, 5x eşittir 6. x eşittir 6 bölü 5. 6 bölü 5 12 bölü 10 demek. Yani 1.2 cevabımız C şıkkın. Şu işlem kalabalığı olan kısım birazcık eziyet ama yorum kısmı güzel arkadaşlar. Dikkat edin. 2'ye bakalım. Bir ABC üçgenin kenarları üzerinde üçer nokta işaretlenerek kenar uzunlukları dörder eş parçaya ayrılmış diye bir üçgen verilmiş. Ha, sonra diyor ki karşılıklı noktalardan bir kısmı birleştirerek ortadaki üçgen elde edilmiş. Bu üçgenin alanı 4 cm kare olduğuna göre Böyle güzel yazalım. Bu üçgen alanı 4 cm kare olduğuna göre üçgen alanı. Şimdi böyle çok karışıkmış gibi değişikmiş gibi gözüküyor ama çok basit bir çözüm var. Çözümü de basit olmasına sebep olan şey ne? Eşit aralıklarda çizilmiş olması. Yani oran var. Oran varsa benzerlik var. Bir düzen vardır arkadaşlar. Şimdi bu eksik olan parçaları ben çiziyorum bakın. Şunu çizdik mi? Başka ne var? Şurası eksik. Başka bakın bu eksik bu eksik. Bu eksik. Bu eksik. Eksik olan parçaları çizdim mi? Çizdim. Bunların hepsi eşit aralıklarla çizilmiş mi? Evet. O zaman buradaki üçgenlerin hepsi birbirine eşit alan olarak. O zaman bitti bakın. Yani bu 4 ise bu da 4. Bu da 4. Bu da 4. Bu da 4. Kaç tane var bu üçgenlerden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 4 çarpı 16 64. Cevabımız D şıkkı. 3'e bakalım. Bir katlama sorusu. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan ABC eşkenar üçgeni ATAN 4 birim olacak şekilde. Yani şunlar 4 4 olacak şekilde katlanıyor. O zaman bunlar da 4 4. Şimdi şurası 60 60 60 eşkenar üçgen biliyoruz değil mi? O zaman burası da 60 60. Neden? Çünkü 60 ikizkenarsa eşkenar. Burada 60. Peki bu 60 aşağıya katlanınca buraya düştü mü? Ha burada 60. Ha bakın buralarda o zaman 4 4 oldu değil mi? Dört 4, 4 eşkenar üçgen. O zaman bunlar hep 4 4. Tamam. O zaman bu üçünün alanı birbirine eşit. Okey. Sonra bu arkadaş bu vaziyete geldikten sonra K noktasından bir de bu tarafa doğru katlanarak şöyle bir yamuk elde ediliyor. Ha neyi soruyor bize? Oluşan bu şeklin alanı. Şekil demiş. Daha yamuğu bilmiyoruz ya. E şimdi arkadaşlar bu ortadan katlandığım bu tarafa o zaman bunun alanı şunun yarısı. O zaman ben bu arkadaşın alanını bulabilirsem yarısı bu. E peki onun alanını zaten şurası değil mi? E buranın alanını bulabilirsem e soru bitti. E şimdi şuralar 4 4 değil mi? Hatırlayınız. Ortadan böldüyse şu alan e, bu çizgi alanlar nasıl gidiyordu? S 3S değil mi? S 3S 5S'ti. O zaman tüm alan 4S, benden sorulan 3S'in yarısı. E kolaymış. Tüm alan eşkenar üçgenin alanı. Neydi eşkenar üçgenin alanı hatırlıyor musunuz? Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Bunu bilin. Hocam ne gerek var ya eşkenar üçgen tepeden dik gelirim yaparım. Haklısın yaparsın. Ama bunu aklınızda tutmaya çalışın. O zaman A kare 8. 8'in karesi kök 3 bölü 4. Bu da ne yapar? 16 kök 3 mü? İşte eşkenar üçgenin alanı 16 kök 3. Yani 4 es. S ne geldi buradan? 4 köküç. Ama bana 3s lazım. Demek ki 12 kök 3. Demek ki bu arkadaşın alanı 12 kök Ama bana onun da yarısı lazım. Ha, 6 kök 3. Cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. Aşağıdaki ABC üçgeni AE ve DE doğru parçalarıyla eşit alanın 3 bölgeye ayrılıyor. Ha, A, A, A. O zaman AA ya. Demek ki burası X, burası X. Neydi kural? Alanlarla tabanlar orantılı. Şimdi şuraya dikkat edin. Burası A iken bu yan taraf 2A değil mi? Şöyle ayırayım. Bakın burası 2A. Burası A. O zaman burası Y iken burada ne olacak arkadaşlar? 2Y. Pekala. Sonra DF paraleli çiziliyormuş. S1, S2, S3 diye alanlar ayrılıyor. Hangi sıralama doğrudur demiş. Ha, şimdi bakın. Şu arkadaş XX değil miydi? Buraya da Y, buraya da 2Y mi demiştim? Şimdi bu arkadaş paralel. Föyünüzde yazıyor. Burada gözükmüyor ama föyünüzde yazıyor. Şimdi o zaman burası xx orta taban olmaz mı? Burası 2 ise burası ne olur? Y. Peki burası xx ise şu karşılarda birbirine eşit olur mu? Ha bakın şimdi bunlar birbirine eşit ya. O zaman bu S1 ile S2 birbirine eşit. Bu cepte S1, S2 eşit. Ha o zaman aradığımız cevap ya Denizli ya da Edirne. Şimdi S3'e bakalım. Şıklar önemli değil. Bir sorunun çözümüne bakalım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin buraya. Şuraya biz A dersek bu yan taraf ne oluyordu? 3A mı oluyordu? Yan taraf diyorum 6. Neden? Eşit aralıklarla gidiyorsa alanlar nasıl gidiyordu? S 3S şeklinde değil mi? O zaman ben buraya A dersem burası ne olacak? 3A. Peki Y'nin yukarısı 4A ise? 2Y'nin yukarısı 8A olmaz mı? Peki şu arkadaş XX ya orayı da 4A 4A bölmez mi? E bunlar birbirine eşit olacak dedik. O zaman bu 4A'yı 2A 2A parçalamaz mı? İşte bakın S1 S2 eşit. S3 3A olduğu için de bunlardan büyük. O zaman S3 büyük. S1 ile S2 birbirine eşit. Cevabımız D şıkkı. Böylece bu fönün sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.